Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ümmeti için inşallah hayırlar getirmiş olduğunu, hayırlar bırakarak gitmiş olduğunu temenni ettiğimiz Ramazan ayı vesilesiyle, oruç dolayısıyla derslerimize fasıla vermiştik. Tekrar kaldığımız yerden devam etmeyi müyesser kılan Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Yüce Rabbimizden öncelikle kitabı ve dini hakkında bizleri hatalardan korumasını veya beşeriyet icabı hata yaparsak o hataları ilk fırsatta ve en kısa zamanda tashih etmeyi nasip buyurmasını bütün kalbimizle niyaz ederiz. Şüphesiz sözlerin en hayırlısı Allah'ın sözü. İzlenecek yolun en güzeli de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Cenab-ı Allah'tan bizleri son nefesimize kadar tavizsiz bir şekilde Kur'an'ın sözünden, Resulullah'ın izinden ayrılmamak üzere tam bir teslimiyetle bunlara bağlı kılmayı ve dünya hayatından öylece ayrılmayı lütfetmesini niyaz ederiz. Malum olduğu üzere geçen derslerimizde en son gördüğümüz ayet-i kerime Şura suresinin 38. ayet-i kerimesiydi. Ayet-i kerime oldukça önemli ilkeleri Müslüman için zorunlu ve o doğrultuda olması gereken kararları ifade yerindeyse ve ısrarları dile getiriyordu. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِ Ve o müminler öyle kimselerdir ki Rablerinin davetine icabet etmişlerdir. Onun çağrısına lebbeyk demişlerdir. Buyur Rabbim demişlerdir. Sen bizim Rabbimizsin, biz senin kulunuz. Sen ne emredersen onu yerine getirmeye çalışacağız. Bundan sonra zikredilenler aslında bu kısa cümlenin genel çerçevesi içerisindedir. Ama dindeki ehemmiyetleri oldukça büyük ve önemli olduğundan dolayı Cenab-ı Allah ayrıca onları zikretmektedir. Nitekim kim melekleri inkar ederse ondan sonra Cebrail'i, Mikail'i vesaire diye sayıyor ya ayet-i kerimede. Zaten onlar dahildir melekler içerisinde ama konumları, durumları özellikli olduğundan ötürü ayrıca ismen zikredilmişlerdir. Burada da öyle. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ Onlar öyle kimselerdir ki Rablerinin çağrısını kabul eder, icabet ederler. وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ Ve namazı dosdoğru kılarlar. وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ Ve onların emirleri kendi aralarında istişare iledir. İstişare ile alakalı gerek geçen Ramazan'dan önceki son dersimizde gerek başka vesilelerle ve bilhassa oldukça önceki dönemlerde Ali İmran suresinin 159. ayetinin tefsirinde bazı açıklamalar, bunun açıklamalarımız olmuştu. İstişare kısacası Müslümanların hem sosyal hayatında, hem bireysel hayatında, hem de idari ve siyasi hayatlarında oldukça önemli ve vazgeçilemez bir müessesedir. Kendi aralarında istişare ederler derken, kendileri gibi mümin, kendileriyle hadiselere aynı iman nazarıyla bakan, iman gözüyle bakan
iman ölçüleriyle değerlendiren kimselerle istişare ederler demektir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve onlar kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan da infak ederler. Rızkın hepsini değil. Kendilerini muhtaç duruma düşürmeyecek ve başkalarının ihtiyacı kadar harcarlar. Bazen bizim sahip olduğumuzdan daha fazla olabilir onların ihtiyaçları. Veya tersi de olabilir. Bizim elimizde bulunan muhtaçların ihtiyaçlarından fazla olabilir. Esas olan bu ikisi arasında dengeyi kurabilmektir. İhtiyaç sahibi dururken benim ihtiyacımın dışında olan bir varlığımın elimde durması çok güzel bir şey değildir. Övülen bir hal değildir. Buna dikkat etmek icap ediyor. Muhtaç var ama ben de onun ihtiyacını karşılamak imkanına sahip değilim. Veya sınırlı bir şekilde onu karşılayabilirim. Kendimi ihtiyaç haline düşürmeyecek kadar infak etmek, tabi farz olan infaktan sonrasında bahsediyoruz, benim için inşallah mesuliyetten kurtarıcı olur demiş alimler. Çünkü mimme bir kısım ifade ediyor. Onlara verdiğimiz rızıktan, rızkı değil, rızıktan infak ederler. Ayet-i kerimeler malum 37. ayet-i kerime, Şura suresinin 37. ayet-i kerimesinden itibaren müminlerin özellikleri sayılıyordu. Burada da o özellikler sayılmaya devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ Allah'a verirler. Ve onlar öyle kimselerdirler ki başkaları kendilerine karşı haksızlık ederek onları zorluğa, sıkıntıya, musibete uğratırlarsa onlar birbirlerine yardım ederler. O haksızlığa uğrayanın intikamını adaletli bir şekilde hakkaniyet ölçüleri içerisinde alırlar. Bu gerek Müslüman toplumun kendi bünyesi içerisinde Müslümanların birbirlerine yapmaları muhtemel haksızlıkların bertaraf edilmesi için önemli bir ilkedir. Gerekse de Müslümanlara Müslüman olmayanlar dışından, İslam'a şu veya bu şekilde, Müslümanlara şu veya bu şekilde haksızlık yapmak ve yapmış bulunan kimselere karşı takınılacak tutumu ifade eder. Çünkü İslam'a göre haksızlığı önlemek imkanı varken ona boyun eğmek zillettir. Ama bazı hallerde ise bize Cenab-ı Allah affetmeyi öğütlüyor. Affetmenin sınırları ve şartları vardır. Özellikle bize haksızlık yapan, zulmeden, herhangi bir şekilde bizim hakkımızı çiğneyen kimse, bunu mazeret belirterek, özür dileyerek yaptığını ve bir daha böyle bir şey elinden geldiği kadar yapmamaya çalışacağını ifade ediyorsa, o zaman affetmek mevzu bahistir. Fakat esas davaları din olarak dinimizi ve bu dinin mensupları olarak da bizleri bir şekilde ortadan kaldırmak veya en azından geriletmek olan kimselere karşı bir haksızlığa uğradığımız vakit bizim bu haksızlığa uğrayan kardeşlerimizin yanında yer alarak onların intikamlarını almamız icap ediyor. Onları zalime ve zulmün eline teslim edemeyiz.
Ayet-i Kerime Mekki bir ayet-i kerimedir. Mekke'nin ilk dönemlerinde Allah müminlere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla ne emri vermişti? Küffü eydiyekum anin nas demişti. İnsanlara el uzatmaktan uzak durun. El uzatmayın. Niçin? O zaman için Müslümanlar evet egemen olan sisteme karşı son derece ters bir iddiada bulunuyorlardı. Bir davette bulunuyorlardı. Bir davetin sahipleriydiler. Fakat kendilerine yapılan haksızlıkları ve zulümleri intikamını alacak kadar da bir güce sahip değillerdi. O zaman için kendilerinin izzetinden ziyade davaya müntesip olanların çoğalarak davanın yayılmasının ve selametinin öncelenmesi icap ediyordu. Fakat görüyoruz ki bu ayet-i kerime de Mekki olmakla birlikte Mekke'nin son dönemlerine doğru nazil olduğunu da anlıyoruz. Ayet-i kerimeler peyderpey bu şekilde ümmeti şer'i hükümlerle aşamadan aşamaya geçirerek sonunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccında ilan ettiği bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ayet-i kerimesinin ifade ettiği seviyeye gelmiş olduğunu görüyoruz. Burada ayet-i kerime kendilerine haksızlığa karşı maruz kaldıklarında intikamlarını alırlar. Birbirlerine yardımcı olurlar. O kardeşlerini zulme mahkum bırakmazlar. Diyor ayet-i kerime. Bu Medine döneminde Hac suresinde müminlere verilecek cihad izni için peyderpey bir hazırlıktır ve bunun aşamalarından birisini ifade ediyor. Kendilerine birileri haksızlık ederse, zulmederse ondan intikamını alırlar. Müşrikler Mekke'de gerçekten büyük zulümler yapmışlardı Müslümanlara. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dahil gücü ve imkanı yeten Müslümanlar Habeşistan'a daha önce yapılmış bir ve ikinci hicretten sonra Medine'ye hicret etmek durumunda kaldılar. Medine'de de onları rahat bırakmak istemediler. Bir taraftan diğer Arap kabilelerini, bir taraftan efendim Medine'deki Yahudileri yeri geldi ittifaklarla, şunlarla, bunlarla Müslümanlara karşı kışkırttılar, aleyhlerine kışkırttılar. Mekkeliler bir dava sahibiydiler. Mekkeli müşrikler. Davaları neydi? İslam'ın sonunu getirmekti. Ve bunun için ellerinden geleni de yaptılar. Ama takdir Cenab-ı Allah'ın dinini hakim getirmesinden yanaydı. Ve öyle tahakkuk etti. Tabii Cenab-ı Allah'ın kaderi insanlarla alakalı ve insan iradesiyle tecelli edecek olan kısımları müminlerin de kafirlerin de konuyla alakalı herhangi bir meseleyle alakalı kararlarına ve eylemlerine bağlıdır. Yani iradelerine ve iradelerini harcadıkları yöne bağlıdır. Burada özellikle günümüzde cereyan etmekte olan bilhassa Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa ve çevresi Cenab-ı Allah'ın bizim için mübarek kıldığını ilan ettiği ve salih kullarına miras olarak vereceğini vaat ettiği arzın en önemli bölümlerinden birisi olan Filistin ve çevresi, Mescid-i Aksa ve mübarek çevresi, orada cereyan eden zulümler ve adeta dünyanın, coğrafyanın merkezi gibi olan bu yerden dünyanın dört bir yanında Müslümanlara Müslüman oldukları için yapılan zulümler. Avrupa'da kendilerinin hürriyetçi vesaireci olduğunu sahte ilanlarla veya propagandalarla ortaya koymaya çalışan Batı'da Müslümanlara
gösterilen ikinci sınıf insan ve ikinci sınıf mütedeyyin, din, fikir, inanç sahibi insan muamelesi ve zulümler. Bütün bunlar dünyanın neresinde olursa olsun Müslümana yapılan her bir zulüm karşısında Müslümanın o zulümden o mazlumları kurtarmak için neler yapabileceğini düşünmesi ve bunları ortaya koyması gerekiyor. Siyaset ile yapılabilecekse siyasetle, diplomatik ilişkilerle, efendim, ekonomik, maddi ve benzeri yardımlarla olacaksa onlarla, beşeri güçle olacaksa olacaksa, neyle olacaksa, velev ki yarım kelimeyle, velev ki dua etmekle. Her Müslüman artık dünyanın neresinde olursa olsun, bu ayetin nüzulünden itibaren, imkanları ölçüsünde zulme maruz kalan kardeşine sonuna kadar yardımcı olmak zorundadır. Çünkü bu müminlerin sıfatıdır. Neyle beraber az önce geçen imanla, büyük günahlardan, hayasızlıktan uzak durmakla sözü edilen şeyler. Bir de burada dikkatimizi çekmesi gereken bir şey var. Geçen dersimizde gördüğümüz sondan bir önceki ayet, 32. ayet-i kerimede ne diyor? وَاِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ Kızdıkları, öfkelendikleri zaman bağışlarlar. Kuvvetliyken bağışlanması gereken kimse veya bir durum varsa bağışlar. Bu büyük bir ecre vesiledir. Fakat eğer bağışlamak karşındakinin sana karşı cesaretlenmesini, cüretkarlığını artıracaksa orada bağışlamanın anlamı yok. Başta bahsettiğimiz gibi hatalı ve kusurlu olduğunu itiraf ettiğini gördüğümüz, sezdiğimiz veya halinden anladığımız kimseler bağışlanır. Ama bağışladığın takdirde sana daha fazlasını yapmanın yollarını arayacaksa ondan hak ettiği şekilde intikam almak, ona karşı yardımlaşmak icap ediyor. Nitekim 40. ayet-i kerime bunu dile getiriyor. Ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetun mithluha. Bir kötülüğün cezası onun hoşuna, o kötülüğü yapanın hoşuna gitmeyecek şekilde onun gibi bir kötülüktür. Onun gibi bir kötülüktür. Aslında zulme maruz kalanın zulmü bertaraf ederek üzerinden karşısındakini cezalandırması hak ettiği şekilde uygun yollarla doğru şekilde bu bir ibadettir aslında. İlahi bir emirdir. Çünkü onlar birbirlerine yardım ederler diyor ya o. Ha, o halde diyor ki siz zulme uğradıysanız veya zulme uğramış olan kardeşlerinizin zulmünü karşılığını verecek iseniz sakın size verilen zarardan fazlasını vermeyin. Çünkü diyor ki bir kötülüğün cezası onun misli yani aynen onun gibi olan bir kötülüktür. Bununla birlikte فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَا فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Kim affeder ve halini düzeltirse, ıslah ederse, kötülüğü düzeltirse, yani kötülüğün yerine ıslahın hakim olmasını, kaim olmasını isterse, onu yapmaya çalışırsa, onun da mükafatını vermek Allah'a aittir. Yani eğer müminlere veya mümin birisine verilen bir zararın karşılığını almak yerine affetmek bir tercihtir tabii bu. Bir emir değildir. Teşviktir. Affetmek İslam noktayı nazarından ve mazlum kimse açısından daha iyi, daha başarılı bir etki, bir sonuç verecek ve bırakacaksa onun için Allah'tan ecrini bekleyerek af eder. Olur ki senin bir affedişin karşındakinin sana zulmetmekten vazgeçmesi bir tarafa, senin yanında, senin davana, seninle birlikte hizmet edecek hale gelebilir. O da
senin gibi hakkı ve fazileti tercih eder. Dolayısıyla müminin ifade yerindeyse cereyan eden hadiseleri çok iyi bir şekilde değerlendirmesi, ölçüp biçmesi ve ona göre bir tutum takınması icap eder. Eğer yapılan haksızlığın karşılığını vermek İslam'ın ve Müslümanların menfaati açısından oldukça stratejik bir değeri ihtiva ediyorsa, özellikle İslam'a karşı güçlerin daha da azgınlaşması ihtimali varsa, o zaman o zulme kesinlikle karşılık verilecektir. Güç ve imkanlar ölçüsünde. Ve Müslümanlar bu konuda birbirlerine yardımcı olacaklardır. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, Müslümanların mazlumlarla ve bilhassa mazlumlar Müslüman ise onlarla yardımlaşmamız gönlümüzden kopan bir iyilik neticesi olmamalı. İmanımızın bir gereğidir o. Fıtri bir şefkat, bir merhamet saygıyla. Bu elbette güzeldir, ayrı bir şey. Fakat bu bir ibadettir, bir yükümlülüktür, bir sorumluluktur. Mazlum kardeşimizin yanında yer almak ve bütün imkanlarımızla ona yardımcı olmak. Fakat şu ilahi adalete bakın ki bu Kur'an-ı Kerim'in bize işaret ettiği yüce ahlaka dikkat edelim ki zalimimize karşı bile bize adaleti emrediyor. Bize zulmedenlere karşı bile adaletli davranmamızı emrediyor. Zalime karşı duyduğumuz kin ve beslediğimiz nefret bizi ona haksızlık yapmaya itmemelidir. Nitekim Maide suresinde ve başka yerlerde Kur'an-ı Kerim bu mealde şöyle buyuruyor. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Sakın bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olun, adaletli olun. O takvaya daha yakındır. Nitekim ayet-i kerimenin devamı, 40. ayet-i kerimenin devamı da bunu ifade ediyor. İnnehu la yuhibbul zalimin. Çünkü o hiç şüphesiz zalimleri sevmez. Zalimleri sevmez. İster mümin olsun bu zalim. Ve hatta imanı gereği zulmettiğini düşünsün, zannetsin. Zulmediyorsa ve bunu bilerek, farkında olarak yapıyorsa Allah asla onu sevmez. Ayet-i Kerime yine konuya daha da bir aydınlık getirmek üzere 41. ayet-i kerimede şöyle buyurur. وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ sebil. Ve şüphesiz zulme maruz kaldıktan sonra intikam alanlar var ya, işte onların aleyhine bir yol yoktur. Allahu alem, cihada topyekün izin verilmeden önce münferit ve mümkün olan hadiselerle de alakalıdır bu. Yani Mekkeli bir müşrik o zamanın şartları içerisinde Kur'an'ın bu nüzul döneminde bir Müslümana zulmediyor. Şartlar Müslümanın o zulmünü kendi eliyle bertaraf etmek ve karşılığını almak, yani cezasını vermek imkanına sahip olduğu bir hale geliyor. Ama bunu
Devlet adına devlet olarak değil, kendi imkanlarıyla yapabilecek durumda. Henüz devlet yok çünkü. Ama Müslümanlar Mekke'de yine güçlenmiş, intikamlarını alabilecek hale gelmişse, bu durumda sen ne yaptın? Efendim, hani peygamber bize elinizi savaştan çekin, efendim karşılık vermekten uzak durun demişti diye, demek ki bu buyruk nazil olduktan sonra bir itiraz sürülmesin, ileri sürülmesin, bir itiraz yapılmasın diye, ve lemen intasara ba'de zulmi, zulmedildikten sonra, zulme uğradıktan sonra intikamını alan kimseler, işte onlar için bir yol, aleyhlerine bir yol yoktur. Ya kimlerin aleyhine yol var? İnnemessebilu alellezine yazlimunennâse وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Şüphesiz yol insanlara haksızlık edenler ve haksız yere yeryüzünde haddi aşarak azgınlık edenlere aleyhinedir. İsrail teröristleri başta olmak üzere bütün İslam'a ve Müslümanlara zulmedenleri tasvir ediyor bu ayet-i kerime. Bunlar zalimdir. Zulmeden ve yeryüzünde haksız yere haddi aşan kimselerdir. O halde imkanlar ölçüsünde ve hesap kitap meselesi yaparak, yani sen bir karşılık verince daha fazla bir zulüm ne sebep olmayacak hallerde veya buna karşı yapılacak diğer tepkileri de karşılayabileceğin durum ve imkanlarda olman şartıyla, haksız yere yeryüzünde azgınlık edenlere karşı onların aleyhlerine elbette bir yol vardır. Yani onların zararlarına karşı, zulümlerine karşı Müslüman kendisini müdafaa edecek, koruyacak, kollayacak ve bu onun hakkıdır. Bu onun hakkıdır, onun vazifesidir, yükümlülüğüdür. Çünkü ayet-i kerime her ne kadar emir üslubuyla gelmemiş ise de bu bir ilke ve yapılması istenen bir ilkedir, sergilenmesi istenen bir duruştur. Ulaike lehum azabun elim. İşte onlar için, yani yeryüzünde haksız yere azgınlık eden, haksızlık yapanlar için can yakıcı pek büyük bir azap vardır. Bununla birlikte velemen sabara ve gafara. Bununla birlikte diyor, sabreden ve bağışlayanlar için şüphesiz inne zalike lemin azmil umur. Bu büyük ve azim gerektiren, kararlılık gerektiren önemli işlerdendir. Tekrar ediyorum. Bu gibi hallere sabretmek, karşındaki gücü şımartmayacaksa, senin üzerine daha fazla veya diğer kardeşlerin üzerine daha fazla gelmesine sebep teşkil etmeyecekse sabret. Bu büyük bir ecri gerektirir. Mümin sana haksızlık yaptı. Sabret. Bağışla. Bu gerçekten azmedilmeye değer ve kararlılık gerektiren büyük ve önemli işlerdendir diyor Cenab-ı Allah. O halde değerli Müslümanlar, aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim sadece İslam toplumunun yapılanması tamamlanıp üzerine devlet çatısının da kurulduğu zamanlarda ifa edilmek ve yerine getirilmek üzere emirler vermekle kalmamıştır. Müslümanların içinde bulundukları hallere uygun,
o hallerle örtüşen ve o halleri daha ileriye götürüp ama daha geriye götürmeyecek şekilde tepkiler koymalarını, karşılıklar vermelerini ve böylelikle varlıklarını muhafaza etmelerini emreden ve bunun yolunu gösteren bir kitaptır. Burada bilhassa özellikle vurgulamamız gerekiyor. Sözlerimizin arasından anlaşılıyor bu ama bir daha müstakil olarak vurgulayayım. Müslüman vereceği karşılığı veya göstereceği tepkiyi göstermeden önce o tepkinin boyutlarını ölçüp biçmeli, hesabını kitabını yapmalı. Bunun kendisine ve Müslüman ümmete dönüşünün ne şekilde olabileceğinin de hesabını kitabını yapmalı. Çünkü dinin bize emrettiği, ruhundan anladığımız ve özellikle cihat ile ilgili buyruklardan çıkardığımız bir husus vardır. Mümin bulunduğu noktadan daha ileriye gitmenin hesabını ve kitabını yapar. Müminin bulunduğu yerden gerilemesi söz konusu olmamalıdır. Yani mümin mevzi kazanır, mevzi kaybetmez. Ve bunun için ne gerekiyorsa onu yapar. Gerekirse alması gereken bir intikamı veya def etmesi gereken bir zulmü bir kenara yazar. Şartları oluştuğu zaman geri gitmeyecek ve o intikamın hak ettiği gerçek etkisini uyandıracak ve verecek bir zamana kadar ertelemesini bilir. Yani bu manada müminin stratejik hesaplarını yaparken bilhassa dininin, ümmetinin menfaatini ve ilerleyişini dikkate alması icap ediyor. Bunlar genel bir takım ilkeler ve çerçeveler olup çok etraflı ve üzerinde durulması gereken bahisler olduğunu da özellikle belirtelim. 44. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِ. Aslında Müslümanın hayat mücadelesi küfre ve batıla karşı İmanını koruması ve imanını koruyarak zaferini kazanması çerçevesiyle özetlenebilir. Mümin, hidayet üzere kalma mücadelesini veren insandır. Çünkü hidayetin zıttı dalalettir. Dalalete düşenin ve dalalette kalanın da Allah'la hiçbir dostluğu, hiçbir olumlu bağı kalmaz. Dolayısıyla o Allah'ın dostluğu, veliliği yerine Allah'ın gazabına maruz kalır. İşte bu ayet-i kerime bunu dile getiriyor. Genişçe açıklamalardan sonra tekrar bize Cenab-ı Allah 10 ayet önce aşağı yukarı, yani 38. ayet-i kerimede Rablerinin çağrısını kabul ederek icabet edenler de olduğu gibi 47. ayet-i kerimede geleceğiz inşallah. İstecibu li rabbikum emriyle muhataptır müminler. Rabbinizin çağrısını kabul edin. Rabbinizin emirlerini yerine getirerek, yasaklarından uzak durarak, gösterdiği hedeflere yılmadan hayat boyu aralıksız bir şekilde koşmaya gayret ederek, hayatınızı bu hedeflere kilitleyerek Rabbinizin çağrısını kabul edin diyor. Mümin de böyle bir dava adamıdır.
Kafir de böyle bir dava, bunun zıttı bir dava adamıdır. İşte birisi Allah'ın dostu, biri Allah'ın düşmanıdır. İşte 44. ayet-i kerimede ifade yerindeyse Allah'ın ve dininin karşısında yer alanların hali tasvir ediliyor. Diyor ki Cenab-ı Allah, وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيِّمْ مِنْ بَعْدِ Allah'ın saptırdığı kimsenin artık ondan sonra Allah'tan başka herhangi bir velisi, bir dostu olmaz. Veli kelimesi Arapçada, Türkçe'de manasını verirken kullandığımız dost ve emsali münferit kelimelerden ibaret değildir. Veli kelimesi veli edindiğin kimsenin veya velisi olduğun kimsenin dostluğu, muhabbeti, ona yakınlıkla birlikte onun sorumluluklarını da gerekiyorsa yüklenmek, ihtiyaçlarını karşılamak demektir. İşte onun artık Allah'tan başka bir daha hiç kimse onun velisi olmaz. Onu ne dost edinen olur, ne muhtaç olursa herhangi bir şeye ihtiyacını gören olur, ne de onu ihtiyaçtan kurtaran olur. Neticede dalaletin sonu ne? Ahirette şöyle canlandırılıyor. وَتَرَى الظَّالِم۪ينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابِ يَقُولُونَ هَلْ اِلَى مَرَدٍ مِّنْ سَب۪يلٍ Sen azabı görecekleri vakit zalimlerin acaba dönüşün bir yolu var mı diyeceklerini göreceksin, görür. Cenab-ı Allah dünyada kafirleri bu ve benzeri ayetlerle sık sık uyarıyor. Ahireti hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim iman hakikatlerini dile getirirken onları ispatlamak derdinde değildir. Çünkü bunlar aslında bedihi hakikatlerdir. Apaçık gerçeklerdir. Fakat vesveselere, şeytani ihvalara ve günümüz materyalist dünyasının bilim adına bazı hallerde veya çoğu zaman diye sergilediği küfür ve inkarı teşvik edici vesveselerin, tereddütlerin imanın hakikatleri karşısında fıtrata uygun mantık ile bakıp değerlendiren insan için durmalarına imkan yoktur. Onun için Kur'an-ı Kerim öyle bu gibi durumlarda efendim zikrettiği hakikatleri önce hele bir ispatlayayım ondan sonra söyleyeyim demez. Uyarmak için bakın karşı karşıya kalacağınız hakikatler bunlardır der. Ona göre dikkat edin diyor. Sen zalimleri öyle göreceksin ki onlar azabı görecekleri vakit ya dönüşün bir yolu yok mu diyecekler. Aslında duru bir akıl, bir kalp ile bu hitap üzerinde düşünen bir kimse gerçekten irkilir, sarsılır kendisine gelir. Çünkü ayet-i kerime gelecekte olan son derece korkunç bir manzarayı tasvire gerek kalmaksızın bir iki kelimeyle canlandırıyor, ifade ediyor. Sen zalimleri azabı görecekleri vakit dönüşün bir yolu var mıdır diyecekleri vakit göreceksin, bir görsen diyor. İnsan böyle bir sözü ne zaman söyler? Karşı karşıya kaldığı halin hiçbir şekilde kendi faydasına, menfaatine, iyiliğine olmadığını, aksine kendisini büsbütün perperişan edecek bir vaziyetle karşı karşıya bulunduğunu gördüğü ve anladığı zaman söyler. Kafirlerin böyle bir sözü azabı görecekleri vakit söyleyecek olmaları kaçınılmazdır. Elbette öyle diyecekler. Niçin? Çünkü bu kitap
bu kitabı getiren Resul hayattayken de efendim kıyamete kadar bıraktığı Kur'an ve sünnet-i seniyye mirasıyla da hala beşeriyete seslenmekte. Onun müminleri, o yolun yolcuları aynı şekilde bu çağrılarını, bu davetlerini sürdürmeye devam etmektedirler. Yani biz bu vesileyle Resullerin görevini kısmen de olsa ifa etmeye çalışmak azim ve kararlılığındayız bütün Müslümanlar. Her zaman için. İslami sorumlulukla hareket ettiğimiz sürece, İslam'ın anlaşılması için elimizden geleni yapmaya gayret ettiğimiz sürece, biz Resul'ün vazifesinin kısmen de olsa taşıyıcıları durumundayız. Bu az bir şeref değildir. Bu ayrı bir konu. Ama biz insanları sürekli uyarıyoruz. Resul Kur'an'ın nüzulünden itibaren uyarmayı sürdürdü ve hala onun o diriltici nefesi Kur'an ve sünnetiyle beşeriyete yine ruh üflemeye devam etmektedir. El verir ki beşeriyet bunun farkına varsın. Ama gerçekten üzerinde durulduğu vakit bu birkaç kelimelik ayetin bu bölümü insan için çok ibretli ve düşündürücü bir tabloyu canlandırıyor, karşımıza getiriyor. Ve sen zalimleri azabı görecekleri zaman. Şu ahiret hayatını bırakıp tekrar dünyaya dönmenin bir yolu var mıdır diyecekler. Niye? İkinci defa öleceklerse eğer döndürülseler olur ya, biz artık dünyaya döndük, ahireti bir defa gördük, bir daha aynı durumla karşılaşmamak için İslam'a göre amel edeceğiz diyecekler. Bir başka yerde ise Kur'an-ı Kerim bunların durumlarını şöyle diyor. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ diyor. Eğer gerçekten dünyaya döndürülseler yine vaktiyle dünyadaki hayatlarında kendilerine yasaklanan şeylere yine dönerlerdi. Dolayısıyla imtihanın tekrar edilmesinde de fayda yok ve buna imkan da yok. Allah böyle bir şey yapmayacağını belirtmiştir. O halde müminimizle, kafirimizle bütün insanlık ellerindeki bu ömür sermayesini Allah'ın istediği istikamette tüketmenin yollarını aramak durumundadır. Mümin, mümin kalabilmek ve mümine yakışan işleri daha çok yapabilmek. Bu hayatta mümin olarak sorumluluklarını daha ileri seviyede yerine getirebilmek için uğraşır. Ve böylelikle Allah'ın huzuruna son nefeslerini bu din için çalışıp çabalamakla geçmiş bir hayatı geride bırakarak onun huzuruna o itminan ile varmaya çalışır, gayret eder. Evet, hiçbir mümin, samimi bir mümin hiçbir zaman sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirdiğini iddia etmez, edemez. Ama yaptıkları onun bu husustaki samimiyetinin inşallah ispatıdır veya delilidir. Rabbimiz de inşallah biz müminlerden dini uğrundaki çaba ve gayretlerimizi az veya çok o samimiyetle yapılmış olarak değerlendirir, hatalarımıza, kusurlarımıza bakmaz diye niyaz ediyoruz. Kafirlerin manzarası, ahiretteki durumları tasvir edilmeye devam ediyor. 45. ayet-i kerime. Uzunca bir ayet-i kerime. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي الله أكبر
Sen onları o cehenneme arz edilmekte olduklarını ve zilletlerinden, alçalışlarından son derece korkuya kapılmış olduklarını ve çaktırmadan ifade yerindeyse gizlice göz ucuyla baktıklarını görürsün. Niye bakıyorlar? Acaba ne olacak? Bizi ne bekliyor? Korku ile bekleyecekler. Euzu billah. Ve kâlellezîne âmenû. İşte orada iman edenlerin dünyada belki mazlum oldukları zamanlarda zalimlerin, tiranların, gaddarların yasalarıyla, zindanlarıyla susturmaya çalıştıkları müminlerin o zaman konuşacakları zaman olacaktır. Ve kâlellezîne âmenû, iman edenler de o vakit diyecekler ki kafir kendisine ne yapılacağı korku endişesiyle başını kaldıramayacak, gözünü oynatamayacak. Ama acaba ne olacak diye de düşünmekten kendisini alamayacağı için şöyle bir göz ucuyla gizlice kimseye çaktırmadan, fark ettirmeden bakmaya çalışacak. Çünkü endişeli, rahat değil. Ve bu kadarla kalsa ya müminler o zaman diyecek ki innel hasirine, bu sözlerin iki anlamı var, göreceğiz. Bir taraftan kendileri o kafirler arasında olmadıkları için ve bu duruma, belirtilecek duruma düşmemiş oldukları için bir şükür mahiyetindedir. Kafirlere de biz size dünyadayken bunları söylemeye çalışıyorduk anlamındadır. Diyecek ki iman edenler, innel hasirine, gerçek hüsrana uğrayanlar, ellezine hasirû enfusehum ve ehlihim yevmel kıyâme. Neuzubillah. Hem kendilerini hem de yakınlarını, aile fertlerini, akrabalarını kıyamet gününde kaybedenler, onları da hüsrana düşürenler. Onları da kaybetmiş olacaklar, kendilerini de kaybetmiş olacaklar. Kendilerinin de hüsranı nedir? Cehennemde olacaklar. Azap görecek olmalarıdır. Aile fertleri bilemeyeceklerdir. Belki aralarında iman edenler olacaktır. Yine onları kaybetmişler. Niçin? Çünkü yanlarında olmayacaklar. Onlara destek vermeyecekler. Onların ızdıraplarından dolayı ızdırap duymayacaklar. Eğer kendileri gibi kafir olacaklarsa zaten herkes kendi derdine yanacak. Kendi derdine yanacak. Başkasının derdiyle dertlenmeye imkan ve fırsatı olmayacak ki. Ela innez-zâlimîne fî azâbin mukîm. İşte ifade yerindeyse kederden, sıkıntıdan insanın ödünü patlatacak, ciğerini paramparça edecek hadise budur. Ne'ûzu billah. Böyle bir hakikatle karşı karşıya kalındığı zaman buna tahammül mümkün değil. Ama Cenab-ı Allah cennettekiler için de, cehennemlikler için de ebediliği yazdığı için, kafirler için de ebedi cehennemde kalmak, müminler için de ebedi cennette kalmak yazdığı için kafirler istediği kadar bu tahammül olunmayacak bir sonuç olsun, Allahü Teala onların canını almayacaktır. Ölümü temenni edecekler. Haklarında hüküm verilip ölmeyeceklerdir. Haklarında ölüm hükmü verilerek ölmeyecek. Zalimler bu akıbetle karşı karşıya kalacaklarını bir bilseler. Ela innez-zalimine fi azabin mukim. Ela edatı uyarıdır. Kendinize gelin. Dikkatli olun. Uyanın. Bilin ki şüphesiz zalimler
kalıcı bir azap içerisinde olacaklardır. Bu kafirler için zikredilen azap bir lehum azabun elim ile geliyor. Bir de fi azabin elim, fi azabin mukim gibi ifadelerle geliyor. Yani bir lehum ile kullanılır, bir de fi ile kullanılır. Onlar için böyle bir azap vardır. Onlar bu azaba maruz kalacaklardır. Lam hak ediş ve mülkiyet ifade ediyor. Yani onların hakkı, hak ettikleri şey can yakıcı azaptır, kalıcı azaptır, ateş azabıdır, alevli ateş azabıdır ile ahiri. Bir de fi, o azabın içinde olacaklardır. Yani azap onları baştan yukarıya, sağdan sola, önden arkaya her taraflarını kuşatacak. Onun içinde gömüleceklerdir. Tasavvur edebiliyor muyuz? Gerçekten bu çok korkunç bir hadisedir. Yanmış bir kibrit çöpünü söner sönmez hemen bir elimizle tutuyoruz diyoruz. Değil mi? Bir tasavvur edelim. Maazallah. Azap insanın her tarafını, içinde, azabın içinde. Can yakıcı bir azabın içinde. Ölmüş olsalar, canları olmasa, duyuları olmasa ne olacak? Ha bir kereste yapmış, yanmış, ha bir efendim, ruhsuz bir ceset yanmış. Fark etmez ama öyle olmayacak. Cenab-ı Allah hayatla birlikte o azabı verecek. Ruhla birlikte, canla birlikte, duyular bütün canlılığıyla, bütün duyarlılığıyla mevcut olduğu halde bunlar olacak. Ve bu azabın içinde mukim, kalıcı bir azap. Adeta azap onlarda ikamet ediyor. Mukim, ikamet eden demek. Kalan demek. Azap onları yer edinmiş olacak. Hem onları azabın içerisinde, şu ayet-i kerimedeki müthiş ifadeye bakın. Hem onların azabın içinde olacak, hem azap onlarda ikamet edecek. Kalıcı bir azap içinde bulunacaklar. Azabın da ikamet yeri onlardır. Azap hem onların ikamet ettiği yer, daha doğrusu azabın ikamet yeri hem onlardır, hem azap onları çepeçevre kuşatmıştır. Azabın içinde olacaklar. Yani içlerinden dışlarına kadar bütün zerreleriyle, bütün varlıklarıyla, bütün duyarlılıklarıyla sonu gelmeyecek bir azap içinde olacaklar. Cenab-ı Allah'tan bizleri muhafaza buyurmasını niyaz ederiz. Bu gerçekten tahammülü gayri kabil bir haldir. Fakat azaplarının daha da arttırılması için Cenab-ı Allah onlara ölüm hükmünü vermeyecektir. O azap içerisinde kalmaya devam edecek. Aziz kardeşlerim, bu küfür ve inkarın ne kadar büyük bir cinayet, ne kadar Allah'a karşı işlenen büyük bir cürüm, buna karşılık ve büyük bir musibet, buna karşılık imanın ise ne büyük bir lütuf, bir ihsan ve büyük bir hakikat şahitliği olduğunu görüyoruz. Küfür ne kadar büyük bir inkar ise İman da o kadar büyük bir tanıklıktır, bir şahitliktir, bir kabuldür, bir ilandır, bir deklarasyondur.
Biz insanları birbirlerine ibadete değil, kendilerinin uydurdukları ve başkalarına dayattıkları, isteyerek veya çeşitli oyunlarla, dalavere, anlatımlarla, medyanın gücüyle vesaire, silahın gücüyle benimseterek değil, beşer sistemlerine itaat değil İslam. İman, kainatın özünde bulunan ve Allahü Teala'nın kainatta yarattığı, insanın da o fıtrat üzere yaratıldığı hakikatleri kabul etmektir. Ve bu hakikatler istikametinde bir hayat sürmektir. İşte bizim imanımızın, şehadet kelimemizin, davamızın ve deklarasyonumuzun özeti olması bu demek. Biz insanları kısaca kullara kulluktan, kullara esaretten, nefislerine esaretten, şeytanın ihvalarından, kandırmalarından, saptırmalarından kurtarıp Allah'ın hidayetiyle aydınlanıp nurlanmaya, rahat ve huzur bulmaya davet ediyoruz. Bugün beşeriyet maalesef şeytanın kendilerine açtığı ve sonu şeytanla birlikte cehenneme ulaşmak olan yollardan çok yoğun bir şekilde akın akın ilerlemektedir. Bu beşeriyetin kurtuluşu İslam ile mümkündür ve bu İslam'ı insanlığa ulaştırmak yükümlülüğü de her şeyden önce peygamberlerin varisi durumunda olan müminlerin vazifesidir. Yüce Rabbimizden sorumluluklarımızı müdrik ve gereklerini yerine getirebilmek imkan ve lütfuna mazhar kıldığı kullardan olmayı niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinizde olsun. Önümüzdeki ders Allah nasip ederse bu surenin 46. ayeti kerimesinden devam edeceğiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.